Öncelikle merhabalar. Bugün sizlere mucver yapıyoruz. Gelelim malzemelerimize. Malzemelerimizi şöyle göstereyim. Malzemelerimizde kabağım var, yeşil soğanım var, nanem var, yumurtam var, dereotum var, maydanozum var ve karabiberim, tuzum, beyaz peynirim var malzemelerimizde. Ve unum var. Kızartmak için sıvı yağım var. Ve malzemelerimizi açıklamalarda açıklıyoruz. Ve öncelikle kabaklarımızın rendeliyorum. Rendesini böyle şey kabaklarımızı burası kesilecek böyle. Yıkadım kabaklarımızı. Ve kabağımızı böyle rendeliyoruz. Ve kabağımızı rendeliyoruz. Ve kabaklarını kabaklarımı böyle bu şekilde rendeledim. Ve içerisine kabaklarımızı rendelediğimin içerisine peynirimi elimle iyice öfeledim. İçerisine ilave ediyoruz. Peynirim kabaklarımızın içerisine. Rendeyle de olur. Elimle iyice şey yaptım. Ve içerisine dereotumu yıkadım. İnce ince doğradım ve dereotumu da ilave ediyorum. Ve soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımı da yıkadım. Ve maydanozumu ilave ediyoruz içerisine. Ve nanemiz var. Nanemizi de ilave ettik. Ve içerisine biber salçamının domates salçamızı da ilave ediyoruz. Birer kaşık. Ve içerisine 4 tane de yumurta ilave ediyoruz. Mücverimizin içerisine. Biraz çok az da sıvı yağ ilave ediyoruz. Ve az karabiber ilave ediyorum. Ve kırmızı toz biberimizi ilave ediyoruz. Ve kabartma tozum da var. Biraz da kabartma tozumu ilave ediyorum. Az, çok az biraz. Ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve karıştırıyorum. Ve içerisine un da geliyor. Evet arkadaşlar, bu arada kabağımın suyunu sıkacaktım ama içerisine biraz unumuzu fazla ekliyoruz. Unuttum, kabağımın suyunu sıkıp suyunu alacaktım sulu olmasın diye. Ve içerisine biraz unu fazla ekledim miydi? Sulu olmaz. Evet arkadaşlar, mücverimizin kıvamı böyle olacak bu şekilde. Kabağımızın suyunu sıkmayı şey yaptım, unutmuşsun. Ama biraz üzerine unu fazla koyunca bir şey olmaz. Böyle yaptık. Evet arkadaşlar, önemli olan tutması. Tuttu hamurumuz. Evet arkadaşlar, yapımına başlıyoruz. İşlememizin tavamızın içerisine bezimi aldım. Bezimi serdim ve tavamızın içerisine altını biraz kısıyorum ve az birazcık
az sıvı yağ ilave ediyoruz. Ve yağımız ısınana kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar, yapımına, işlemimize devam ediyoruz. Şöyle. Yağımız ısındı. Kısık ateşte pişiriyoruz. Ve arkadaşlar kızartıyoruz. Şu anda. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve kısık ateşte pişiriyoruz. Gönderiyorum. Bu şekilde böyle. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hınçlerimizi. Evet arkadaşlar hınçlerimize devam ediyoruz. Ve kızartıyoruz. Ve alt üst bölümde kızartıyoruz. Evet arkadaşlar bitirdim şu anda mücverimi ve şöyle gösteriyoruz. Ve arkadaşlar bize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın.